Merhaba arkadaşlar, yükseltgenme basamaklarının belirlenmesine bu üçüncü videomuz ve burada uygulamalar yapacağız. İlk iki videoda yükseltgenme basamaklarının belirlenmesinden bahsetmiştik. Dediğimiz gibi, dediğim gibi bu videoda da örneklerini yapacağız. İlk örneğimizle başlayalım. Çok atomlu iyonlar verilmiş, altı çizili olarak belirtilen elementlerin yükseltgenme basamaklarını bulacağız. Burada tekrar şunu hatırlatayım. Oksijen e, o f2 de artı 2 alıyordu eyvallah. Onun dışında eksi 1 ve eksi 2'si vardı. Ama eksi 1 aldığı peroksit bileşiklerini 1a ve 2a ile yaptığı bileşiklerinde alabiliyordu. Hidrojenin de artı 1 ve eksi 1'i vardı. Eksi 1'i yine 1a ve 2a gibi aktif metallerle yaptığı bileşiklerinde alabiliyordu. Dolayısıyla biz genel olarak oksijen sorulmadığında eksi 2, hidrojen sorulmadığında artı 1 alarak sorularımızı çözebiliriz. Hiçbir problem de çıkmaz. Çünkü bu tür durumlarda hidrojen artı 1, oksijen hep eksi 2'dir. Şimdi yapalım. Ne yapıyorduk burada? Bize sorduğu elementin yükseltgenme basamağını bulurken bütün elementlerin yükseltgenme basamakları toplamını iyon yüküne eşitliyorduk. O zaman bir tane kükürtle 4 tane oksijenin yükseltgenme basamaklarını eksi 2'ye eşitleyeceğiz. Buradan x değerini artı 6 buluruz. Demek ki bu kökte kükürtün yükseltgenme basamağı artı 6'ymış. Karbonata geldik. Yine oksijeni eksi 2 alacağım sormadığına göre. Bir tane karbonla 3 tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamını eksi 2'ye eşitleyeceğim. Buradan x değerini artı 4 buluruz. Demek ki bu kökte karbonun yükseltgenme basamağı artı 4'müş. C'deki çok atomlu kökümüzde ne yapacağız yine? Hidrojeni artı 1 alacağım. Kükürtü sormuş. Oksijeni eksi 2 alacağım yani. Bir tane hidrojenin yükseltgenme basamağı, bir tane kükürtün yükseltgenme basamağı ve dört tane oksijenin yükseltgenme basamağının toplamını eksi 1'e eşitleyeceğim. Buradan değerli artı altı buluruz. Yani bu kökte kükürtün yükseltgenme basamağı artı altıymış diyeceğiz. Bir aşağıya geldiğimde kloru bulacağım. O zaman bir tane klor, üç tane oksijen bunların yükseltgenme basamakları toplamını eksi 1'e eşitlemem lazım. Buradan x değerini artı 5 buluruz. Demek ki bu çok atomlu kökte de klorun yükseltgenme basamağının artı 5 olduğunu belirlemiş oluruz. Örneklerimize devam edelim. C2O4-2 kökünde karbonun yükseltgenme basamağını arıyoruz. Oksijen eksi 2. Demek ki 2 tane karbonla 4 tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamına eksi 2 diyeceğim. Buradan x değerini artı 3 buluruz. Yani bu kökte karbonun yükseltgenme basamağı artı 3'müş. Alttakinde 2 tane kükürtle 3 tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamını eksi 2'ye eşitleyeceğim. Buradan x değerini artı 2 buluruz. Yani bu kökte kükürtün yükseltgenme basamağı artı 2, oksijenin ki eksi 2'ymiş. Bir altta hipoklorit kökü var. Bir tane klorla bir tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamı eksi 1 olacağına göre klorun yükseltgenme basamağını artı 1 buluruz. Bir altta fosforu arıyoruz. Hidrojen artı 1 oksijen eksi 2 olacak. Yani 2 tane hidrojen, 1 tane fosfor ve 4 tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamını eksi 1'e eşitleyeceğiz. Buradan fosforun yükseltgenme basamağını artı 5 buluruz. İkinci örneğimizde bileşiklerimiz olacak. Bu bileşiklerde altı çizili olarak verilen elementlerin yükseltgenme basamaklarını bulacağız. Bunun devamı da var. Böyle gidiyor seçenekler. Şimdi A'da klor soruyor. Demek ki hidrojen artı bir, oksijen eksi iki. Bir tane hidrojenin yükseltgenme basamağıyla bir tane klorun ve dört tane oksijenin yükseltgenme basamaklarını bunlar bileşik olduğuna göre sıfıra eşitleyeceğiz buradan x değerini artı 7 buluruz yani bu bileşikte klorun yükseltgenme basamağı artı 7ymiş arkadaşlar İkinciye geldik, sodyum dikromat bir kere sodyum sabit artı bir değerlik alır, oksijeni eksi 2 kullanacağım ve kromun bir tane krom krom atomunun yükseltgenme basamağını bulacağız demek ki iki tane sodyumun iki tane kromun ve 7 tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamını 0'a eşitlemem lazım. Buradan x değerini artı 6 buluruz. Yani bu kökte her bir krom atomunun yükseltgenme basamağı artı 6'ymiş. C'deki bileşikte demir ve kükürtle oluşan bir bileşik var. Kükürt 6 adaydı ve demiştik ki metallerle yaptığı bileşiklerinde eksi 2 yükseltgenme basamağını alır. Demirin ise artı 2 ve artı 3'ü vardı. O zaman biz burada kükürtün metallerle eksi 2 değerliğini aldığından yola çıkarak demiri hesaplayacağız. Ve diyeceğiz ki 2 tane demir ve 3 tane kükürtün yükseltgenme basamakları toplamı 0'a eşit olacak. Buradan x değerini artı 3 bulacağız. Yani bu bileşikte demir artı 3 değerliğini almış. O zaman bu bileşiği okurken de mesela demir 3 sülfür bileşiği adıyla okuyor olacağız. Alttakine geldik. Yine demiri arıyoruz. 2 mi 3 mü almış. Bu arada klor 7A grubundaydı. 7A grubunda flor hep eksi 1 alırdı. Diğerleri artı 7 ve eksi 1 arasındaki değerleri de alabilirdi ama metallerle yaptıkları bileşiklerde sadece eksi 1 alıyorlardı. O zaman bir tane demirle İki tane klorun değerlikleri toplamını sıfıra eşitleyeceğim. Buradan demirin bu bileşikte artı iki yükseltgenme basamağına sahip olduğunu söyleyeceğim. Hatta okurken de demir iki klorür adıyla okumamız gerekecek. Evet diğer bileşiklerimizle devam edelim. Magnezyum nitrat. Şimdi azotu sorduğuna göre magnezyumu oksijeni bileceğim. Kaldı ki magnezyum iki A grubundadır. Sabit artı iki yükseltgenme basamağına sahiptir. Oksijeni de Eksi 2 alacağım. Şimdi ne yap? iki şekilde yapabilirsiniz. Birincisi tüm atomların yükseltgenme basamakları toplamını sıfıra eşitleyebilirsiniz. Yani bir tane magnezyum artı parantezin dışında 2 olduğuna göre bunları 2 ile de çarpmam lazım. 2 tane azot ve 6 tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamını sıfıra eşitleyeceğim. Buradan azotun yükseltgenme basamağını artı 5 olarak buluruz. Şimdi böyle yapabilirsiniz. Ya da şunu da yapabilirsiniz. Şimdi bu bileşikte magnezyum artı 2 yüklü nitrat eksi 1 yüklü bir kök. Siz bu kökü ayırıp bunun içindeki azotun yükseltgenme basamağını bulursanız da ki bir tane azot ve 3 tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamını eksi 1'e eşitleyeceğiz. Bakınız yine Artı 5'i buluruz. Yani ister kökü ayırarak içindeki e, atomun yükseltgenme basamağını bulursunuz. ister toplamdan bulursunuz ki şunu da yapabilmelisiniz. Çünkü bakınız hemen altta amonyum nitrat bileşiği var. Ve burada iki ayrı azotun yükseltgenme basamaklarını soruyor. O zaman benim bunları amonyum ve nitrat kökü olarak ayırarak yükseltgenme basamaklarını bulmam lazım. Şimdi burada hidrojeni artı 1 kullanacağım. Bir tane azot. Ve 4 tane hidrojenin yükseltgenme basamakları toplamını artı bir eşit dediğimde azotun yükseltgenme basamağını eksi 3 bulacağım. Yani şu azotumuzun yükseltgenme basamağı eksi 3'müş. Nitrata geldiğimizde buradaki azotu bulmaya çalışıyorum. Bir tane azotla 3 tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamını eksi bir eşitledim. Buradan az önce de bulmuştuk zaten artı 5 çıkacak. Demek ki bu bileşikteki azot atomlarının yükseltgenme basamakları birbirinden farklı. Biri eksi 3, biri artı 5'miş. Baryum sülfata geldik. Şimdi kükürtü soruyor. Demek ki baryum ve oksijeni biliyorum. Kaldı ki baryum 2A grubunda sabit artı 2 alır. Oksijen eksi 2 alacakmış. O zaman diyeceğim ki bir tane baryum, bir tane kükürt ve 4 tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamı 0'dır. Buradan artı 6 bulursunuz. Bu da kükürtün bu bileşikte yükseltgenme basamağının artı 6 olduğunu gösterir. Hatta az önce yaptığımız gibi SO4 kökünü de ayırabilirsiniz. Eksi 2 yüklüdür. Yine buradan da bilirlerseniz kükürtü artı 6 olarak bulursunuz. Alttaki bileşimimize geldim. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2. Çünkü bize azotu soruyor. O zaman bir tane hidrojen, bir tane azot ve 3 tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamı 0'dır dersem azotun bu bileşikte yükseltgenme basamağını artı 5 buluruz ya da 5 artı buluruz ben karışık kurşuk yazıyorum. Bir alttaki bileşiğimizde altını çizmeyi unutmuşum ama hemen çizeyim azotu soracak. O zaman oksijen eksi 2 kullanacağım demek ki 2 tane azot ve 3 tane oksijenin yükseltgenme basamağını 0'a eşit dediğimde Buradan azotun yükseltgenme basamağını bu bileşikte artı 3 olarak belirlemiş olacağız. Evet çözmeye devam ediyoruz. Şimdi E'de bize oksijenin yükseltgenme basamağı sorulmuş. O zaman eksi 2 kabul edemeyeceğim. Demek ki ben kalsiyumun yükseltgenme basamağını biliyormuşum. Ki biliyorum 2A grubunda bulunduğu için artı 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. Diyeceğim ki bir tane kalsiyumun yükseltgenme basamağıyla 2 tane oksijenin yükseltgenme basamağı 0 olacak. Buradan oksijeni eksi 1 bulacağım. Demek ki bu bir peroksit bileşiğiymiş ve burada oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 1'miş. Bakın oksijeni sorduğunda diğer elementten gidiyoruz. Oksijeni sormazsa eksi 2 iki alırsınız. İkinci de yine azotu soruyor. O zaman 2 tane azotla hidrojenin yükseltgenme basamağını artı 1 alabiliriz sormadığında. 4 tane hidrojenin yükseltgenme basamakları toplamını sıfıra eşitleyeceğim. Buradan azotun yükseltgenme basamağını bu bileşikte eksi 2 olarak belirliyoruz. Bir altta kükürt soruluyor. Hidrojen artı bir oksijen eksi 2 alacağım. 2 tane hidrojenin yükseltgenme basamağı, 2 tane kükürtün ve 3 tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamını sıfıra eşitleyeceğiz. Buradan X değerini artı 2 buluruz. Demek ki artı 2 yükseltgenme basamağına sahipmiş kükürt bu bileşikte. Bir altta yine klor soruluyor. O zaman hidrojen artı 1, oksijen eksi 2. Bir tane hidrojen, bir tane klor ve iki tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamını sıfıra eşitlediğimde buradan X değerini artı 3 bulurum. Demek ki klorun yükseltgenme basamağı artı 3'müş. Şimdi geldik yine bakın. İki ayrı e, atomun yükselt gelme basamağı soruluyor. Demek ki benim iyi de bu bileşikleri daha doğrusu bu bileşikteki kökleri ayırarak bulmam lazım. Yani amonyum artı bir yüklü bir köktür. Azotu bunun içerisinden bulacağım. Sülfat eksi iki yüklü bir anyondur. Demek ki kükürtü de buradan bulacağım. Tabi bu kökleri ve yüklerini umarım biliyorsunuzdur. Burada ne diyeceğim? Hidrojeni artı bir kullanacağıma göre bir tane azot 4 tane hidrojenin yükseltgenme basamakları toplamını artı 1'e eşitlediğimde azotun yükseltgenme basamağı eksi 3'müş. Bu eksi 3. Diğerinde bir tane kükürt 4 tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamını eksi 2'ye eşitleyeceğim. Buradan x değerini al, artı 6 buluruz. Demek ki bileşiğin yapısındaki kükürtün yükseltgenme basamağı da artı 6 olurmuş. Ve son 4 örneğimiz var. Magnezyum fosfat bileşiğinde fosforun yükseltgenme basamağını bulacağız. Demek ki diğerlerini biliyorum. Ki magnezyum 2A'dadır. Sabit artı 2 değerliği var. Oksijeni de eksi 2 kullanacağım. Şöyle yapabilirim. 3 tane magnezyumun yükseltgenme basamağı. Şurada 2 olduğuna göre 2 tane fosforun ve 8 tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamını 0'a eşitleyip buradan Fosforun yükseltgenme basamağını artı 5 bulabilirsiniz. Ya da yine dersiniz ki burada magnezyum artı 2'dir, fosfat kökü eksi 3'tür. Burada fosfor, e, fosforu bulacak olursam, bir tane fosfor, 4 tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamı eksi 3 olmalı. Buradan da artı 5 bulurum diyebilirsiniz. İster tümünden bulursunuz, ister kökü ayırarak bulursunuz. K'de P4 verilmiş. Bu bir elementtir. Elementlerin yükseltgen ve basamakları zaten sıfırdı. İlk kuralımızdı bu. Bir sonrakine geldik. Bir bileşiğimiz var. Şimdi bakırın yükseltgenme basamağını bulacağız. Bakır bileşiklerinde artı bir ya da artı iki alabilir. Hangisini bulacağız? Kükürt metallerle yaptığı bileşiklerinde sabit eksi iki değerliğini alıyordu. O zaman iki tane bakır bir tane kükürtün yükseltgenme basamakları toplamını sıfıra eşitleyeceğiz. Buradan x artı 1 çıkacak. Demek ki bu bakırın artı 1 yükseltgenme basamağıyla yaptığı bileşiymiş. O yüzden hatta bileşiği okurken bakır bir sülfür bileşiği diye okuruz. Ve geldik M'ye. Bakın potasyum hidrür bileşiği var. Hidrojenin altını çizmiş. O zaman burada hidrojenin artı 1 mi eksi 1 mi aldığını bulmam lazım. Yanındaki elementi kullanacağım. Kaldı ki Potasyum bir ada sabit artı bir değerlik alır. O zaman bir tane potasyumla bir tane hidrojenin toplamını sıfıra eşitlediğimde ki tüm bunlara gerek yok ama hidrojenin de bu bileşikte eksi bir yükseltgenme basamağına sahip olduğunu belirleyeceğim. Dediğim gibi oksijen ve hidrojeni sormazsa hidrojeni artı bir, oksijeni eksi iki alıp çözersiniz. Eğer oksijen ve hidrojen soruluyorsa Diğer elementin yükseltgenme basamağını biliyorsunuz demektir. Onu kullanarak değerlerini bulacaksınız bu iki elementi. Evet bu video içerisinde bir sürü bileşik ve kökte yükseltgenme basamaklarını belirledik. Bundan sonraki videoda da yine uygulamalar yapacağız. Görüşmek üzere.